Değerli Küçük Baş Dünyası izleyicileri, bir Çiftçi TV programına daha hoş geldiniz. Evet, halen Tunceli ilinin Ovacık ilçesindeyiz ve çekimlerimiz devam ediyor. Karlar yavaş yavaş eriyor ama halen 2 metre kar var. Ve o karların içinde bir keçi çiftliğine geldik. Bu keçi çiftliğinin özelliği, buranın sahibiyle birazdan tanışacağız. Ben de kendim tanışacağım. Daha geldim, daha bodozlama girdik ahırın içinde. Çekimlere başladık. Hayvanlar, keçilerin bir kısmı burada. Kıl keçisi var gördüğüm kadarıyla. Sanenler var. Sanen kırması var. Ve başka neler var? Halep. Ayrıca soracağız. Şimdi bizi davet ettiğin için teşekkür ediyoruz her şeyden evvel. İsmini soyadını alabilir miyim? Bir de mikrofonu böyle tutarsan daha iyi. Kerim Akgül. Kerim Akgül. Evet. Kerim Akgül kardeşim. Şimdi gördüğümüz kadarıyla sen bir de dedin ne var dedin. Ben dedim ki sanen kırması. Halep var. Halep var bir de. Yani odak şey. Halep melez. Keçisini şey olarak mı? Teke olarak mı? Evet, teke olarak yani melez. Melez teke evet. Olarak. Evet, evet. Burası besi ahırı anladığım kadarıyla. Evet. Ya da başta ne düşündün bilmiyorum. Besi mi düşündün? İnek yani büyükbaş için. Evet, büyükbaş. Büyükbaş, evet. Sonra vazgeçtin keçiye evet. Karar. Neden keçi? Mera sorunu var. Öncelikle mera sorunu. Evet. İkinci bir durum. Büyükbaş için mera sorunu var. Evet, büyükbaş için evet. Mera sorunu var. Evet. Ufak baş için mera sorunu yok. Arkamız zaten dağlardır, Muzur Dağları. Tabii, çok hep güzel. Yayla. Evet. Artı ufak baş daha iyi yani verim alınıyor. Bakması büyük biraz daha rahat büyükbaşa büyük göre. Büyükbaşa göre daha iyidir. Çünkü büyükbaşa kışın çok daha fazla miktarda. Yani keçi yem olarak da diğer koyun inekten daha avantajlı. Avantajlı. Yem önünden yani. Evet. Ondan tercih ettik yani. Peki ne veriyorsun sen yem olarak? Ben bunlara veriyorum. Arpa veriyorum. Evet. Fabrika yemi veriyorum. Yonca. Ayçiçeği samanı. Ama mesela ben şu anda baktığım zaman bu patos samanı var. Evet patos yani yemişler samanı, onu yemişler. Şu anda yemişler. Patos samanının içinde de şey de var ama yani arpa kırması falan mı veriyorsun? Evet arpa kırması. Arpa kırması var değil mi? Fabrika yemi veriyorum. Fabrika yemi de var mı? Tabii içinde? Fabrika yemi de veriyorum. Fabrika yemini zaten yiyor hayvan. Tabii yiyor. Arpayı daha çok yiyor. Arpayı daha çok yiyor. Tabii arpayı daha çok yiyor. Yani genel besleme şeyin saman ve arpa. Arpa, saman, işte patos, saman, yonca. Yoncam var. Yoncayı da getirmişsin. Evet yonca. Yoncayı kaça aldın ya? Buralarda yok yonca herhalde. Yonca var. Var mı? Burada bir arkadaş satıyor. Ha iyi. Ondan alıyoruz. Kaça aldın mesela balyasını? Balya değil. Ton hesabı alıyoruz. Ton hesabı. Tonunu 1100'e alıyoruz. 1100 liraya aldın. Evet. Oldukça pahalı. Yani bizim pahalı. Oralarda da aynı fiyatlar gidiyor. 1100. Demek ki kapı teslim yalnız. O kapı hatta bugün getirecek yine. Bir getirecek. Ton istedim mi? Kapı, getirecek. Kapı teslimi. Evet kapı teslimi. Yani peki şu anda doğumlar başladı anladığım kadarıyla. Evet başladı. Nasıl doğumlardaki ikizlik oranın nedir? İkizlik oranı sahnelerin yüksek. Diğer kıl keçilerinde de ikizlik oranı oluyor da yalnız... Bunların ikizlik oranı var da yalnız buna biraz hassas. Hassas değil mi sahne? Tabii evet hassas yani çok hassas. Kıl keçisi gibi değil. Şey dayanıklı değil. Çok dayanıklı hassas değil. Yani çok şey diyoruz veteriner o yüzden sürekli getiriyorum. Ölüm oranın var mı peki? Ölüm şu keçilerin mi? Büyük keçilerde olmadı. Bunların bu ufak şeyleri var. Bu ufak gidikleri. Toklular. Evet bunlar. Toklularda yaşadın. Evet onlar da oldu. Onlar evet. Daha tam aslında yani keçi olmadığı için daha... Erken mi çiftleştirme evet, olmuş? Biraz erken tutmuşum sanki. Ondan. Ondan dolayı olmuş. Evet. Peki toplam kaç keçin var şu anda? 125. 125 keçin var. Hedef var mı bir kaç tane yapmayı hedefliyorsun? Yani bu sene daha ilk ben bu işi yaptığım için... Yani öğreniyorsun. Denem, evet. Yani eğer bakalım randıman verirse... Daha öncesinde hiç koyun keçi besledin mi sen? Eskiden yapıyordu yani böyle az yani böyle... 3-5 tane, 10 tane. Fazla değil yani öyle. Ama şu anda... Yani ben çoğaltmayı düşünüyorum fakat kazanmama bağlı. Yani şimdi ilk de yaptığım için... Kendin bakıyorsun eşinle beraber. Tabii tabii yani kendim. Yengeyle beraber. Evet kendiniz. Evet kendim. Çobanınız kendim. Falan yok. Yok. Değil mi? Çoban yok. Fakat, çoban yazın tutabilirim yazın. Meraya gittiği zaman. Evet meraya gittiği tabii, zaman. Tabii hayvan meraya gittiği zaman çoban şart çünkü. Tabii. Yani öyle düşünüyorum yani. Yani çoban. Yazın gittiği zaman meraya çobanla göndereceksin. Evet. Buradan çıktı mı mesela bu Ovacık'ın dağları işte karlar altında kaç kilometre gitmesi lazım Mera'ya kadar? Mera buradan yakın yani bize 2 kilometre, 3 kilometre, ha, o kadar, en fazla 5 kilometre. 5 kilometre. 5 kilometre yani
pek nadir gider yani. Gideceği en fazla bir 2 kilometre, 3 kilometre yani. Peki sütlerini sağıyor musun bu hayvanlara? Yok, bunları şu anda sağmıyorum. Emdiriyorum çünkü. Tamamen emdiriyorum. Tabii emdiriyorum. Ne zaman sağmaya başladın? Çünkü bazılarının çoğunun ikiz olduğu için gıdıklarını doyurmuyor. Öyle mi? Tabii. O zaman beslemede mi acaba sıkıntı var? Sahnenler çok süt verir genelde. Yani şu anda tabii yani kış mevsimidir. Yazın olmuş olsa ben bir de süt yemi de vermiyorum. Normal besi yemidir. Evet. Yani hayvan... Niye süt yemi vermiyorsun? Aslında hayvanlar biraz şey ya, zayıf ya. Hmm. Ama yani süt yemi de şey yapar. İşte bu sen zaten arpa da veriyorsun, yonca da veriyorsun. Bence süt yemiyle sütünü arttırabilirsin. Nasıl sağmayı planlıyorsun peki? Şu anda yani bunlar elle sağılır. Fazla bir hayvan yok yani, elle sağılır. Sağdın mı sen hiç elle peki? Yok tabii, yazın güzün sağdım. Ben sağmıyorum da hanım sağıyor. Hanım sağıyor. Evet. Sen sağmayacaksın, ne yapacaksın? Yok valla ben sağmayı beceremiyorum. Hanım biliyor yani sağmayı. O biliyor. Tek başına 120 tane keçi sağar. Sıkıntı yok yani. Yok sağar. Peki fiyatlar nedir burada, süt fiyatları? Yani keçinin sütünü satmayı mı planlıyorsun? Keçi sütü evlere yani ya evlere 4 liraya satıyorlar. Keçi sütü kilo. Biz daha yani daha hala satışa geçmedik. Daha doğru düz bir şey sattığımız yok. Yani peynir yapacağız. Artık şeye göre, talebe göre yani vatandaş. Hayır şey... yani satmayı mı planlıyorsun, peynir mi yapacaksın? Nedir yani? Bizim şimdi vatandaş mesela müşterilerimiz oluyor. Ha. Peynir isterse peynir yapıyoruz salamura. Yani kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendimiz. Yani. Salam tulum peyniri ister tulum peyniri yaparız, yağ yaparız. Ha, yani hepsini... isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Evet. Anladım. Normalde şimdi burada çadırlar da peynir alıyor mesela. Tüccar peynir alıyor, yalnız ona düşük alıyor. Öyle mi? Tabii onlar da biz yem parasını bile çıkaramayız. Onların fiyatları. Tabii. Ama onlar otlatarak tabii kurtarıyorlar. Yok onlar değil otlatma değil, çadırlar ucuz alıyor. Ha. Ama bu düşük alıyor. Alıp tulum peyniri yapıyor ya tüccar. Evet. Daha evet. Şimdi burada sürü sahipleri var mesela, koyunculuk buralarda, bu dağ bölgesinde yani Muzur Dağı eteklerinde koyunculuktur genelde. Evet. Hep evet. Koyunculuk olduğu için bunlar peynirleri tüccara veriyorlar genelde. Tüccar da ucuza alıyor tabii. Yani tabii ona ben yani tüccara değil, ben piyasaya, vatandaşa yani kim isterse. Anladım. Zaten bütün şey orada. Ben onu söylüyorum. Bu insanlar peynirleri için kendilerine seyyar fabrika yapsalar, kooperatif kurup kendi mallarını kendileri üretseler daha iyi para kazanırlar. Doğru mu? Yani evet yani, öyle. Şimdi yani, bizim burada şey de var aslında, bu süt mandırası da var da mandıra şeyi açıldı da belediye şey yapıyor. Bir türlü burada süt bulamıyorlar mı? Şey yapamadır hani. O zaman mandıra çalışmıyor şu an. Ya şu anda çalışmıyor. Yani aslında ben bu ahırı o yönlü yani düşündüm. Ben dedim ilk başta 50 başlık inek alayım. Ya. Evet yani inek evet. Süt ineği alayım dedim. Batık o da randımanlı değil, bilmiyorum yani. Bakalım başta yani. Başta ciddi sıkıntı var. Var. Allah büyük başçıların yardımcısı yani olsun. Yani çok ondan zor ama doğru karar vermişim bence küçük ya, başta. Yani küçük baş. Keçi evet. De doğru bir karar. Evet. Keçi de birazcık daha hani uğraşı vermen lazım. Aslında keçinin en güzel tarafı karda bile salsan ağacın kuru dallarını yese kendi midesini doyurur yani. Yaşam sürecini devam ettirir. Öyle. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla senin hayvanların maşallah iyi besliyorsun. İyi beslediğin için de ya, iyi, yani şeyler. Peki oğlak burada nasıl yani, sen bu sene ilk başladın ama daha hiç... Onları ayrı otarıyoruz. Otlatıyorsun. Yani yazın kar kalktığı zaman onları ayrı otarıyoruz. Keçiler ayrı. Yani. Sütten kesildikten kurbana sonra... Kurbana mı bırakıyorsunuz oğlakları? Yani oğlak olarak kestirmiyor musunuz? Yok. Onu anlamaya çalışıyorum. Yani süt oğlak kestirmiyorsunuz. Yok yok. Şimdi onlar daha şimdi bir daha hepsi zaten kuzlamadı, keçilerin hepsi. Kuzladıktan sonra yani oğlağın durumuna bakacağız. Yakışın kendim bakarım. Ayrı yani kestiririm. Ya da yazın satarım. Şimdi yani burada... işte onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Yani kasaba mı çalışıyor oğlaklar yoksa kasaba, kurbana mı? Kasaba genellikle. Kasaba yani şey yapıyor. Kasaba çalışıyor. Evet. Kurbanlık daha peki, oluyor da az yani. Az kurbanlık oluyor. Peki kasap genelde. Kasaba çalıştığın zaman sence veya sattın mı bilmiyorum, oğlaklarını kaç kiloda satmayı planlıyorsun? Yani oğlaklar 16, 20 falan gelir. 17, 20 canlı arası. Canlı ağırlık olarak. Yok yok et olarak. Et olarak. Evet olarak. Et olarak demek ki yani 35. Yani iyi bakılırsa şimdi bu dağ tarafı yani yaylaya giderse dağ tarafı burada şeyi mera güzel yani. Güzel mera. Mera güzel, hayvanı geliştiriyor. Meradayken başka hiçbir şey vermiyor musun hayvanı? Yok yok. Hiçbir şey vermiyor. Yok. Mera yetiyor yani. Tabii mera çok yetiyor. Bile çok.
Ya burası cennet o zaman. Abi o yandan iyi. Tek derdiniz 6 ay dışarıdan bakamam. Şimdi bir de şimdi mesela dağ tarafı, Muzur evet. Dağları tarafı hayvancılık evet. yönünden iyi. Diğer bir avantajı da hayvana hastalık kolay kolay bulaşmaz. Öyle mi? Tabii. He, temiz hava. Temiz hava. Organik hava. Yani evet. Hava. Pek hayvan da hastalığı da pek olmuyor. Ha çok yani güzel. Yani o avantajı da var buranın. Ya gerçekten ha. buranın ben biz tabii kışın geldik. İnşallah bir gün yani şu ya, Mayıs ayında davet ediyorlar. Tabii. Mayıs ayında geliriz buralara. Yani buraları muhteşemmiş. Yani, tabii canım yazın yani, değerli izleyiciler gerçekten biz kar evet. altındayız ama buranın en güzel yapısı organik yapısı. Daha önceki programda da hani anlattı arkadaşlarımız. Tarım İlçe Müdürümüz anlattı. Ovacık Tarım İlçe Müdürümüz. Ahmet arkadaşımız anlattı. Ahmet Kıl arkadaşımız. Onlar sayesinde buralara geldik. Buradan onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Aynı zamanda beni özellikle gelme konusunda ısrarcı olan İstanbul'dan bir Yaşar abimiz var. Yaşar Okşaoğlu abimiz. Kendisine özellikle buradan selam iletiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki ısrar ettin. İyi ki ben buralara geldim diyorum ya. Buralara gelmeseydik biz buralardan haberimiz olmayacaktı. Abi, ilk mi geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz hayatımızda. Yaşar abimiz var İstanbul'da. Bizi takip ediyor işte. Çiftçi TV, tamam. Küçük Baş Dünyası. Zaman zaman sağ olsun bize geliyor. O da buraların insanı. Evet, evet. Ya mutlaka gitmen lazım. Evet. Mutlaka gitmen lazım. Sağ olsun Elazığ Tarım İl Müdürümüz, Tarım İlçe Müdürümüz, Koyun Keçi Birliği Başkanımız bizi evet. davet ettiler Elazığ'a. Sağ olsunlar. Tam telefonu davet ettiler. O arada Yaşar abimiz aradı bizi. Osman gitmen lazım. Ya abi gidelim de bilmiyoruz oralar nasıldır, tekin midir? Yok sıkı diyor, sıkı diyor. Bilmiyorduk tabii. Bilmiyoruz işte gelmenin faydası. Yani. Buralar son derece güzel yerler, çok, evet. muhteşem yerler. Barış var, huzur var, her şey var. Yani burada kavga, gürültü falan hiçbir şey yok. Ya, o geçmişte bir takım yaşanmış şeyler bitmiş. Evet. Tamamen turistik bölge. Çok bak, evet. Tamamen doğru. turistik bölge. Ben şahsen çocuğumla, eşimle beraber buraya gelip dinlenmeye geleceğim. Evet. Burada kafa dinlemeye geleceğim. Yani. Burada kaplıca var. Kayak merkezi var. Yazın geldiği zaman her taraf çim. Hı-hı. Kim bilir kaç bin çeşit ot var burada. Evet, evet. Değil yani mi? Dağlarda yani dağlarda yani her çeşit. Yani değerli izleyiciler ben tabii benim ben koyun keçi küçük baş dünyası yapıyorum ama inanın bana burada dinlediğim bu arı hikayeleri, bal hikayeleri muhteşem. Değil mi? Ve sabah kahvaltısında yediğim balın tadını da anlatamam. Yani tulum peynirini bir kenara bakalım. Evet. Tulum peyniri de buranın peyniri. Aynen. Onu biliyoruz. Çok ama güzel. Çok güzel. Burada yediğim balın tadını anlatamam size. Şimdi tek yiyeceğim bir şey kaldı. Daha yemedim. Fasulye. Kuru fasulye mi? He kuru fasulye. Fasulye ben size biraz şey yapayım, ikram edeyim. Eğer hazır varsa götür. İkram ederiz. Yok yok. Biz alacağız zaten. Buradan alıp götüreceğiz. Satın alacağız inşallah. Kuru fasulye evde yapıp yiyeceğiz ama buranın güzel. Kuru fasulyesi güzel. Muhteşem. Tabii. Organik değil mi? Organik evet. Burada gübre falan atmazlar. Peki senin de var mı kuru fasulye? Yok ben ekmiyorum. Yani ben de satın almışım dedim yani peki, aldığımdan size. Bir şey soracağım sana. Ben bunu Tarım İlçe Müdürümüze sormuştum. Ovacık Tarım İlçe Müdürümüze. Ya dedim fasulyenin samanını ne yapıyorlar? Dedi ki onları dedi satıyorlar, hayvancılar alıyor, yediriyor. Sen alıyor musun? Sen yediriyor musun? Yani o ufak başa pek gitmiyor. Sığır büyük baş için. Yok, küçük başa da gider süper. Ya gider. Biraz iri oluyor samanı. Ha, biraz onu iri oluyor. Haline yani, getirmek lazım. Patos zaten öğütüyor da fakat biraz iri oluyor. Yani fazla şey olmuyor. Ya bence ufak başa bize hiç vermedik yani büyük başa veriyoruz da. Vallahi ufak fiyatı çok ucuz bence maliyetler açısından o mutlaka biraz olmazsa olmaz kullanılması gereken. O bir de süt açısından da iyi süt de yapar. İşte onun için diyorum. Süt yapar. Sen şimdi ben sana söyleyeyim sen fasulye samanı bunlara yedirsen sütüne artı getirir. Süt artar evet. Protein değeri de var onun. Evet süt artar. Yani bence çok ciddi katkısını görürsün gibi geliyor bana. Doğru doğru. Nereden aldın hayvanlarını? Hayvanlar burada yine kendi yani şeyimizde. Bu bölgeden evet. aldın hayvanları. Yani bölgeden. Dışarıdan bir bölgeden yok. Almadın yani. Sahneler dışarıdan geldi yalnız. Onlar Denizli'den getirilmişti. Bir arkadaş almıştı. Denizli'den getirdin. Evet ben getirmedim. Bir arkadaş getirmişti. Ben de ondan ha, satın ondan aldım. Ondan satın aldın. Hı. Var o zaman başka keçici var senin gibi bu keçi, bölgede. Sahne pek yok. Sahne yok da yok, kıl keçisi, kıl keçisi daha çok var. Genelde burada kıl keçisi zaten. Anladım. Sahne pek olmaz. Peki yani tekrar ben beslenmeye geleceğim. Beslenmede verdiğin şeyleri söyledin ama hayvan başı miktarları bilebiliyor musun? Valla ben yani şey bu yemliklerin şeylerine göre belli bir ölçek var.
O ölçekte veriyorum yani. Ama gördüğüm kadarıyla biraz fazla veriyorsun. Hayvan yediği kadar yesin, istediği kadar. Yani tabii yani şimdi bunlar kuzladığı için kuzladıktan sonra hayvan daha şey oluyor. Perişan oluyor. O yüzden şu anda biraz daha 3-4 sefer veriyorum günde. 4 sefere kadar veriyorum. 4 sefere kadar veriyorsun. Evet, ve burada da yaşıyorsun kendini. Evet yani? Evet, kendim de burada yaşıyorum. Evet, buradayım. Burada yaşıyorsun. Peki şu ana kadarki doğumlarında ikizlik oranın kaç? Mesela 10 tane doğurduysa 10 tane de kaç tanesi ikiz? 10 tane de 8 tanesi ikiz. Oo, %80 evet, yani. Sahnenlerin. Sahnenlerin %80 evet, ikiz. Evet, evet. Kıl keçilerinde de ikiz oranı yüksektir. Ne kadar onlarda 10 tane? Onlarda %80'dir hemen hemen. O kadar yüksek evet, yani. Evet, kıl keçileri de. Peki ölüm oranlarına geldiğimiz zaman yani ölüm oranı, 100 kuzuda 100 oğlakta kaç tane? Yani şu anda pek fazla bir şeyimiz yok yani, öyle aşırı bir kaybımız yani 3-5 tane dışında yani. Çok normal büyük yani. Yok, iyi. Çünkü yani, oğlaklarda genelde evet, olabiliyor. Ne gibi tedbirler alıyorsun sen? Tedbir ben veterinere sürekli bulunduruyorum. Geliyor zaten devam. Danışmanım var. Veterinerle konuşmuşum zaten. Sürekli hayvanlara yani düzenli aşılarını yaptırıyorsun. İlaçlarını, vitaminlerini, her şeyini. Evet, sürekli veteriner bulundurduğum için. Bizim küçük başçıların bir sorunu var. Genelde veterinerler hep büyük başçı oluyor ya da ilaç firmalarında çalışıyorlar ya da devlette çalışıyorlar. Senin getirdiğin veteriner küçük baş konusunda iyi mi yani? Yani iyi, benim getirdiğim veteriner iyidir yani. Bayan bir veterinerdir. Çok güzel. Evet, Ezgi Hanım. İyi yani, anlıyor işinde. İşine de sahip. Seviyor. Evet, anlıyor. Keşke orada olsaydı, kendisinden onunla sohbet etseydik ya. Yani veterinerler bir, bizim için önemli. Yani özel çok, yani bu benim dediğim özel yani, şey değil yani. Tabii canım yani özel yani. Yani. Evet, özel. Ama sen çok bilinçli bir hayvancılık yapıyorsun. Bir kere başından veterinerini eksik etmiyorsun. Veterinersiz olmaz çünkü yani veteriner olmadı mı aşılar düzenli yap. Şimdi misalin ben bu keçilere mesela arpa yem yediriyorum. Gıdiklerine de mesela arpa yemden süt zehirlemesi yapıyor. Aşılarını yaptırmasam olmaz. Hepsi ölür gider. Entrotoksin aşısını yaptıracaksın. Ya, sürekli yapıyor. İsellik de yaşamıyorsun. Yok yok. İlaçları var çünkü sürekli düzenli. Ağızdan mesela şeyler var, veriyorum. Evet. Veteriner vermiş çünkü. Tavsiye ettiği şeyleri kullanıyorsun. Evet. Kuzular kuzlamaz mesela. Keçi kuzlar kuzlamaz. Hemen onları veriyorum. Anladım. Vermezsen zaten şey olur yani. Bir tek benim burada eleştireceğim bir şey var seni. Buradan aslında değerli izleyicilerimizle mesaj vermemiz lazım. Evet, burası çok soğuk bir yer ve karlar altında değil evet, mi? Evet, biraz soğuk evet. Ama hayvan üşümez. Bak, kapıları açtık. Hayvan rahat. İçerisi evet, havalı. Değerli izleyiciler, çok güzel bir ortam aslında. Baktığınız zaman tahta, kiremit sistem. Saç mı, kiremit mi üstü? Saçtır, saç. Saç ama tahtayla kaplı olduğu tabii, için tahtayla kaplı. Terleme yapmıyor. Yok, yapmaz. Fakat tek problem havalandırmalı ilk girdiğim zaten, zaman havalandırma da var ama kapalı havalandırmalar. Kapatmışım çünkü rüzgarda kar dolduruyor içeri. Tamam, o doğru. Ona ondan, bir şey demeyeceğim. Evet. Ama ilk girdiğim anda içerideki hava birazcık amonyak kokusu vardı. Burada benim arkadaşıma tek ricam, değerli çiftçi kardeşimize tek ricam, şurada camlar görüyorum. Şu, evet, camı var. Şu camları açık tutarsan, akşamları kapa, hani akşam çok fazla şey olabilir. Evet. Ama onları tutarsan içerideki havanın, ortamın daha iyi olmasını sağlarsın. Evet. Bu bölgelerde değerli izleyiciler, gördüğüm kadarıyla şöyle bir algı var. Hayvan üşür. Değerli sürü sahipleri, buradan size mesaj vermek istiyorum. Hayvan üşümez. İsterse -10 derece, isterse -15 derece olsun. Hayvan temiz hava aldığı zaman verimi yükselir. Evet. Süt verimi yükselir. Et alımı yükselir. Ama temiz hava olmaz ise, kapalı ortamda ve aynı oksijeni soludukları için çok daha fazla zarar verir. Doğru. O zaman öksürükler, aksırıklar başlar. Evet. Ve devamlı antibiyotik kullanmak zorunda kalırsın. Ciğer problemleri yaşarsın. Tek sana tavsiyem bu. Onun dışında değerli izleyiciler, yani böyle baktığım zaman bir kere yerler kupkuru. Kuru kuru evet. Yani islak kuru. Yok. Aslında zannedersem inek ve besi ahırı olarak yapıldığı için altlar beton olmasına rağmen üstüne gelen keçilerin gübreleri güzel bir yatak oluşturmuş. Evet. O oluşturdukları yataktan dolayı altta hayvan için sağlıklı bir zemin oluşmuş. Zaten kış döneminde hayvan devamlı kuru yediği için, gübresi de kuru olduğu kuru için olur, evet, çok fazla rahatsızlık evet, vermiyor anladığım kadarıyla.
Değil mi? Keçi, koyun büyük baş gibi altını fazla ıslatmaz. Keçi. Şimdi koyun olmuş olsa böyle kuru bulamasın. Koyun olsa. Da kuru yediği zaman koyunda da yani, sıkıntı olmuyor. Kuru da yeşil yani yerse. Yani küçük başta sıkıntı olmuyor. Ama yeşil yediği yeşil zaman. Yeşil yerse. Yani kuru yeşil yerse. Mesela koyuna yonca verirsen ıslatır altını. O da işletir. Altını. O da ıslatır. Evet, evet, o da ıslatıyor. O da ıslatır. Doğru söylüyorsun. Bir şey olmaz Ahmet abi. Yani dediğin gibi fazla şey olursa o da sıkıntı veriyor yani. Yani verir. Evet. Evet. Verir. Bu tarafı da bak mesela çekmek istersen ama burası da kuruyor. Gel bak. Gidelim oraya doğru gidelim şunu. Biraz. Evet. Kameraman Asil arkadaşımızla beraberiz. Şu anda evet burada da kıl keçilerini görüyoruz. Sahnenlerle kılları biraz ayırdın mı sen? Tabii onlar ben hepsini ben ayırmışım birbirinden. Çünkü onlar aynı yerde aynı kıl keçileri onlara vurduğu için. Ha kıl hayır. Keçileri daha tabii. Çok dövüyor mu sahnenleri? Tabii kıl keçisi biraz daha yaramaz ya. Daha yaramaz, evet. Daha sert hayvan tabii, o zaman öyle mi? Keçisi yaramaz. Ha. Ama altları kuru yani iyi. Altları kuru çok güzel. Biraz tabii bunlar ürkek yani bu kıl keçisi şey sahneler daha biraz şeyi. İnsana evet, yakın hayvan. Evet çok yakın yani kaçmaz insandan kıl keçisi biraz şey ürkek. Ya ama bak bunlar kaçmıyor hiç. Asil ne güzel bunlar çekim yapmışlar yapıyor. Işte. Bunlar dinleniyor, bunlar ha. Sakin. Kendisinde evet. Senin şu şeyi merak ettim ya. Halep tekenle ha evet, bu teke şu değil mi Halep ha. Tekesi? Şurada görüyorum uzakta evet. Halep tekesini evet. Bak. Evet şu. Ha. O biraz bu, şey gel. Ha, bu senin meşhur Halep teken ha, bu, değil mi? Bunlar, nereden aldın? Büyür. Bunu da mı buralardan buldun? Bunu da buradan getirdim yani. Bunlar şey dışarıdan getirmişler onlar. Ben de onlardan evet. Satın aldım. Evet güzel tabii. Bir teke. Tabii. Etli de maşallah. İyidir. İyi çalıştı mı bu sene? Hı-hı. Yavrular ondan mı çıkacak şimdi? Tabii. Bütün. Bayağı şimdi bende sahnen tekesi de var. O diğer tarafta sahnen var. O sahnenleri ayrı tutuyorsun. Yok. Yani sen sahneni de kıl keçilerin içine atmışım. Hı. Melez olsun diye. Hı. Diğer bölümde şimdi o diğer bölüme de bakalım. Ha oraya da bakalım. Ha orada sahne var. Ama yani sahnen bakıyorum tekes. Mesela bak hayvanlar bunlar yakın doğum. Yani bu onlar bu ayda doğum var. Bu ayda evet, var. Bayağı bir doğum olacak. Bu ayda var. Bu ayda doğumları var. Diğer tarafta da şey var diyorsun. Sahnenle kıl keçisine deniyorsun. Yani hı-hı. İki tarafta sen bir nevi bilimsel deneme yapıyorsun aslında. Yani evet. Yani Halep keç yavrularının nasıl olacağına bakıyorsun. Bir de hı-hı. Sahnenden içiyor doğacak hı-hı. Yavrulara süt verimi nasıl? Yani hem et yani hem de süt. Evet. Düşünüyorum. Şimdi şöyle olacak. Daha sahnenle çiftleşmesinden dolayı bence kıl keçilerindeki yani doğan yavrulardaki annelerine göre süt verimi artacak. Tabii. Zannedersem Halep'le çiftleştirdiklerinde et verimi artacak. Hı. Yani evet. İki türlü olacak. Öyle hı-hı. Gözüküyor. Evet. Değil mi? Tabii bu kıl keçilerin içinde gri de var, beyaz da var. Bazen insanlar karıştırıyor sahnenle şeyi. Bunlar evet. Yani sahnenle şeyleri karıştırıyorlar. Bunlar şimdi çoğu da bunları aslında benim aldığım adam vatandaş da bunları Amasya'dan getirmiş. Kıl keçisidir Amasya'dan getirmiş bunları. He. Yani buranın değil. Onlar da Amasya'nın. O da Amasya'dan getirmiş. Yani kıl keçisi ama Amasya'dan almış. Anladım. Getirmiş. Sen de ondan burada aldın yani. Yani ben de burada bu yakın ya bilmiyorum ben kıl keçisini seviyorum. Kıl keçisi bu ülkenin keçisi. Kıl keçisi dayanıklı hayvan. Çok dayanıklı bir evet, hayvan. Cabbar hayvan. Evet dayanıklı. Yani gerçekten eti de lezzetli benim yani, bildiğim. Yani evet. Eti de hani şey olarak bakıldığı zaman çok lezzetli hayvan. Hı. Burada bunları görüyoruz. Ya yani mesela içerisi hiç soğuk değil. Bak kapılar açık. Yok kapıları açık. Ben zaten bazen açıyorum yani. Bu ama devamlı. Öğle, sabah açmıyorum da. Öğleyin açıyorum öğleyin. Ama benim sana gene tavsiyem camları aç. Camları aç. Sen kepek de mi veriyorsun? Yok o bunları? Yem tozudur. Ha yem. Yemi kalesini yemiş şeyi kalmış. Ha toz halinde ha. Veriyorsun yemi o zaman. Ha. Anladım. Sen pelet yemi almıyorsun bu hayvanlara. Yok palet değil palet değil. Bu peki normal şeyleri, fabrika yemidir. Oğlaklara? Onlara şu anda yonca veriyorum. Alıştırmak için yonca. Yani şey samanı değil.
Yonca veriyorsun, evet, doğru. Yonca, evet. Pelet yem de başlayabilirsin. Yem daha şu anda erken. Veteriner dedi daha erkendir. Kaç günlük daha? Daha bunlar bir hafta 10 günlüktür en fazla. Yani 10 günlükken başlayabilirsin yavaş yavaş aslında. Veteriner dedi daha erken yani ondan. Anladım. Ya sen tabii ki gene veterinerini dinle ama hayvanları 10-15 günlükken azar azar başlayabilirsin. Yonca vermen doğru işkembeyi geliştirme açısından. Yonca veriyorum şu anda. Doğru ama dediğim gibi yavaş yavaş da şeye başlayabilirsin yani vermeye başlarsın. Peki bu yemliklerden memnun musun sen? Bunlar da hayvan, bunları üzerine çattığımız için hayvan içine giremiyor. Ha, bunu sen yaptın, sen düşündün. Yani üstlerini ben yapmışım, bunları satın almışız tabii bunları. Evet. Saçlarını satın almışız. Bu üstlerine bunları bu ağaçları çatıp içerisine girmesin hayvan. Yoksa içerisine peki giriyor. Peki devirmiyor mu bunları? Yok devirmiyor. Hepsi birbirine sabit bağlı ya. Deviremez çünkü. Baştan başa bağlamışım ya. Evet. Yani aslında bunların diğer normal o yemlikler de var içerisinde şey olduğu için ben... Onlar biraz daha geniş, fazla yer kaplar. Bu daha az yer kaplıyor. Bu tabii, bu biraz daha az yer kaplıyor. Ondan yani bunları düşünüyorum. Hayır, kıl keçisi işte pek değişen bir şey yok. Sahnen teke koydum diyorsun. Ona sahnen tekeyle devam ediyorsun. Evet. Şöyle, sahnen var, halep senin var. Senin ortamına bir de dışarıda bir bakalım istersen. Biraz dışarı çıkalım şöyle. Tamam. Burada yem depom burası herhalde. Burası yem deposudur. Burada yemlerini tutuyorsun. Ha. Nasıl açılıyor? Bu tarafa. O yonca da mis gibi kokuyor değerli izleyiciler. Siz kokuyu alamıyorsunuz ama gerçekten 10 numara bir yonca diyebiliriz buna. Yonca çok güzel evet. Yani bakın şöyle size göstereyim. Evet. Bakın dünyadaki en değerli yonca bu. Hı. Birincisi yeşil olarak kurutulmuş. Evet. İkincisi dikkat ediyor musunuz? Bütün yaprakları üstünde. Yani ben bunun üreticisini tebrik ediyorum. Ben burada Hacıoğlu diye bir arkadaştan alıyoruz. Vallahi kendisini tebrik ediyorum. Koyungölü'nden. İsmini de söyle bari, söyleyelim. Evet, yani. Hacıoğlu. Hacıoğlu. Evet, Koyungölü'nden. Hacıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ben bu kadar güzel bir yonca uzun zamandır görmedim diyebilirim. Evet. Bir şey soracağım. Şurada bir şey daha gördüm. Bu süpürgeniz mi sizin? Süpürge, evet. Bunlar süpürge. Bunu... Yöresel süpürgeler. Yöresel onlar burada süpürge. Yaptırıyoruz. Evet, evet. Değerli izleyiciler, bunu da size göstermek istedim. Bakın burada yöresel bir süpürge görüyoruz. Otları, yoncaları hayvan yedikten sonra toplamak için. Toplamak için. Çok enteresan. Hı-hı. Yöresel bir süpürge görüyoruz. Evet. Şimdi yoncaları gördük. Yonca depon da var. Hı-hı. Burada sağ tarafta bir kapı var. Orası burası ne oluyor? Tavuk kümesi. Şu tarafta tavuk kümesi var. Tavuk kümesi var. Burası da tavuklar için yapmışım şöyle. Burada da tavukların için yerim var. Tabi tavuk olmazsa olmaz. Tavuk yumurtası yiyeceğiz. Evet. İki tane de yumurta var orada görüyorum. Yapmış yumurta. Evet. Evet. Çok güzel. Dağın eteğindesin sanki. Yazı onu var. Onu görüyorum. Değil mi? Yani bu şu anda kış tabii yani bir yere hayvan gidemez. Evet. Gübreler buraya döküyoruz. Bu gübre şeyisidir. Gübre çukuru. Burası gübre çukuru mu? Evet. Ya, beton, peki gübreyi ne yapıyorsun? Satıyor musun gübreyi? Yok bunları kendi tarlalarımıza döküp yonca ekiyoruz. Ha yonca ekiyorsun tabii, sen. Tabii tabii yonca ekiyoruz. Kendini de ekiyorsun. Tabii. Yani şuradan bir gösterelim yani 2-2,5 metre kar var dedik ama bu tarafta biraz... Erimiş ama karın erimiş. Derinliğini görebiliyorsunuz değerli izleyiciler bakın. Yani şu anda erimiş hali. Ovacık'tayız, Tunceli'deyiz, çekimlere devam ediyoruz. Sahnenler de beyaz karın içinde çok güzel duruyor. Bakın bu şekilde kar, burası birazcık şeye benzettim ben ya, Alaska'da gibi hissettim kendimi. Yani gerçi ilk defa şuralarda toprak gördük. Tabii bu sene kar çok yağdı ondan. 3 metrenin üzerine gitti. Evet. Her sene böyle oluyor mu genelde? Genelde yani geçen sene az yağdı mesela. Bu sene daha fazla yağdı. Bu sene daha fazla yağdı yani, değil mi? Evet. Evet sahnenler beyaz renkleriyle karda farklı duruyorlar ama şimdi baktığım zaman burada tabii bunlar sahnen değil bunlar kıl keçisi. Şimdi değerli izleyiciler onu özellikle söyleyelim. Yani her hayvan sahnen değil. Sahnenlerin bir takım özellikleri var. Mesela buradaki hayvanlar sahnen. Evet. Ama işte oradaki hayvan sahnen değil. Şu arkamızdaki
Değil. Şu gördüğünüz hayvanlar, bunlar sahnen değil. Şu sahnen, zannedersem bunlar sahnen onlar değil. Bunlar sahnen. Evet. Kıl keçileri. Onlar kıl keçileri, evet. Zaten. Burada senin dağın yamacındasın, yani şu arkamız dağ komple. Evet, arkamız muzlu dağları. Ve karları da görüyorsunuz değerli izleyici, ağaçların neresine kadar geliyor. Çiğ tehlikesi yaşıyor musun? Yok, burada öyle bir durum yok yani, burası dağdan uzak yani. Yani bulunduğumuz yer düzlüktür. Peki yani çık şeyi yok. Yani oradan buraya gelen yok, bir yok, şey yok değil mi? Şu şey taraf zaten üstlerimiz dağlı. Evdir zaten, üstlerimizde de. Evler mi var? Tabii, burası orada evler köy mü burası? Tabii tabii köy. Tabii kardan göremediğimiz için ben bir tek burada yani, burası var zannettim. Bu sizin köyünüz o zaman. Tabii tabii. Köyün ismini de söyleyelim bari. Yılanlı Köyü. Yılanlı Köyü. Evet. Gözeler'in Yılanlı mezrasıdır. Gözeler Yılanlı mezrası. Gözeler'in Yılanlı mezrası. Yani Gözeler bölgesindeyiz o zaman. Evet, Gözeler. Yani bu öyle burada mi? İki Gözeler var. Bir yukarı Muzur Gözeleri dediğimiz. Evet, bir de buranın. Gözenin anlamı nedir? Onu bir şey yapar. Gözeler, gözlerinin anlamı yani şey bu... Suyun çıktığı yani su gözlerinde. Gözenek gibi bir şey. Gözenek yani. Gözeler. Evet evet. Yani suyun kaynağın olduğu yer, su kaynaklarının olduğu yer. Burada su kaynaklar var o zaman. Evet ondan. Var burada şimdi bu Muzur Dağları hep şey yap su yani. Donuyor mu onlar şimdi karda? Yani nasıl? Karda olur? Şey yani karın altında erir yani şey akar, akıntı olur yani yine şey yapmaz, donmaz fazla. Ama gözükmüyor büyük, fazla. Evet, gözükmez evet. Gözükmüyor. Hı. Peki sen şimdi başladığından beri bu gübreyi hiç attın mı arazilerine? Araziye bu sene daha ilk döktüğümüz için şimdi yazın atacağız. Yazın araziye. Atacaksın. Bunu şimdi götürüp araziye dökeceğiz, tarlalarımıza yonca yapacağız. Bunu. Yonca yapacaksın. Evet. Ben şimdi bunun etrafını beton yaptığım için gübre sağa sola taşmasın. Sağa sola şeyi de yapmasın yani. Burayı dolduruyorsun böyle. Evet, devamlı evet. O tarafa doğru evet, dolduruyorsun. Gübre çukuru oyundan yapmışım böyle. Evet. Gübre içerisinde şey olsun, rahat muhafaza edilsin diye yaptırdım evet. Yani. Peki şimdiye kadar tabii yani peki keçi fiyatları nedir yani, kaça aldın sen mesela anaçları? Keçiler ben geçen sene tanesini 750 aldım. Şeyleri kıl keçilerini mi? Evet kıl keçilerini. Sahnenleri? Sahnenleri de 1300'e falan aldım. Evet. Sahnen biraz daha pahalı tabii kıl keçisine göre. Tabii. Evet. Daha süt değerli. Keçisi, süt oranı yani, biraz daha yani yüksek. Tabii o sahnenin süt oranı kıl keçisine göre çok çok yüksek. Ama benim tecrübelerim ve şeylerim kıl keçisindeki yağ ve kuru madde oranı sahnene göre biraz daha yüksek diyebiliyorum. Onu tabii zaman içinde sen de göreceksin. Şu yani anda göremiyorsun. Halep'in biraz daha yüksek yağ oranı diyorlar da Halep keçisinin de bilmiyorum yani sahneni bilmiyorum. O ancak artık yavrular büyüdüğü zaman hani daha iyi onu gözlemleyebilirsin ama evet. Şu anda elindeki olan kıl keçisi ve sahnen arasındaki farkı bakarsak kıl keçisindeki yağ ve kuru madde oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Sahnenin de süt oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani süt olarak daha fazla yani, süte sahip olacak. Evet sahnen daha sütlü. İnşallah memelerde süt kalmıyordur. Yani sen oğlakları veriyorsun. Emdiriyorum, tamam. Emdiriyorum ben. Emziriyorsun kontrol ama. Ediyoruz tabii, kontrol ediyoruz. Kontrol ediyorsun değil mi? İki tane, yani iki tane yavrusu olduğu için ancak doyuruyor. İki yavru oldu mu ancak doyuruyor. İki yani. İki yavru olduğu için ancak doyuruyor. Şimdi genelde modern işletmelerde bu tip sahnen keçi işletmelerinde yavruları 3-5 günlükken ayırıyorlar. Evet, onları şeyle besliyorlar. Mamayla besliyor, evet. Ve o zaman işte 500 gram falan yetiyor zannedersem. Ondan sonra sütü sağmaya başlıyorlar. Çünkü süt neticede bir para. Yani. Yani süt para. Ama sen daha farklı bir metot izliyorsun şu anda. İzlediğin metot da yani sadece amacın şey. Oğlaklar da büyür, daha gelişir, daha güzel olur. Yani bir de biz bunların damızlıklarını yetiştirmeyi düşündüğüm için... Ondan dolayı yani emdiriyorum. Biraz daha iyi olsunlar. Satacaksın o zaman. Damızlık olarak satmayı planlıyorsun. Yani evet. Tabii. O zaman senin hedefin kurban ya da besiden daha önemli damızlık yani olacak. Yani damızlık evet. Bu sahneleri damızlık yani. Ama damızlık.
O zaman sahnenlere kesinlikle başka koç katmayacaksın. Yok yok, ona saf katmayayım. Olarak. Saf tabii, onun tekesi de var zaten. Ha, kendi tekesi tabii, var ama kendi tekesi var. Aynı zamanda kıl keçilerinde deneme yapıyorsun sen tabii, şeyle, evet, sahnenlerle evet. Şey yaparak, evet. Çiftleştirerek. Hı hı. Oradan verime bakacaksın nasıl, hı hı, alacaksın diye. Evet. Çünkü belki kıl keçisiyle sahnenin çiftleşmesinden doğan yavruların dayanıklılığını arttırmış olacaksın. Tabii evet. Sahnene göre hem sütünü yani arttırmış öyle olacaksın. Öyle de düşünüyorum. Hem süt hem daha yani şey yani bana mantıklı geldi. Öyle daha iyi, mantıklı. O zaman sen yavaş yavaş bu keçiyi sevmeye başladın gibi konuşuyorsun. Yani keçi iyi yani. Keçi güzel bir hayvan. Aha. Daha canlı. Yani sonradan hani görücü usulü evlendin ama evet. Sonradan, ya aslında mesleğimiz yani biliyoruz yani babadan dededen yaptığımız işlerdir yani sürekli. Hayvancılık içerisinde büyüdük yani biliyoruz hayvancılığın yani şimdi, ne olduğunu. Şimdi büyükbaş düşünürken karşında bir anda keçiyi yani, gördün evet, ama şimdi yani. Bakıyorum yavaş yavaş yani. Keçiye karşı böyle bir şey oluşmuş sende yani sevgi oluşmuş gibi gözüküyor. Yani büyükbaş biraz daha masraflı. Merada olmadı mı yani içeride bakamazsın. Bakamazsın. Bakamazsın yani mümkün değil. Burada yem oranı pahalı, dışarıdan geliyor. Mesela fabrika yemi dışarıdan geliyor. Elazığ'dan geliyor. Buna bir sürü nakliye biniyor. Tabii. Maliyet yükseliyor. Fakat ben şimdi daha yeni burada tarlalarım var. Burada arazilerim var, tarlalarım var. Bunları da hepsini yonca yaparsam pek fazla satın almam yani. Kaç dönüm tarlan var? Var, yepyeni var yani. Ne kadar tahmini? Hepsini öyle ekmiş olsak 50-60 dönüm var. İyi. He. Peki burada zannedersem şey problemi var. Bu taş çok sizin tarlalarda. Yok burada yok. Burada taş yok. Buradaki toprak daha hiç taş bulamazsın. Öyle mi? Tabii. Temiz burada, yani. Yok burada mümkün mü? Bazı tarlalarda var ama. Buralarda burada olmaz çünkü neden? Buranın arazisi çok verimli. He. Bir de su da çok. Burada su sorunu da yok. Su sorunu yok. Nereden? Yok. Yeraltı suyundan mı yararlanıyorsun? Huzur dağlardan geliyor. Dağlardan geliyor. Tabii, hiçbir yok, şey su sorunu yok. Yok. Tabii su çok. Evet. Muzur Dağları'ndan geliyor. O zaman yonca yaparsan fazla sıkıntı yani, olmaz. Evet yani daha yeni yani bu sene iki tarla ektim. İlk daha yeni yani başlamamla beraber iki tarla da yonca ektim. Daha almadım benim, seneye alacağım. Yazın alacağım. Ha, yazın alacağım. Bu sene bir iki tane de iki üç tarla da bu sene ekmeyi düşünüyorum. Evet. Yani böyle 3-5 senede hepsini ekeceğim. Gübre de, gübre sorunu da var çünkü gübre çıkacak ya. Tabii gübre. Çıkan gübremi de değerlendiriyorum. Tabii. Yani, öyle yani bir kere küçük başın gübresi çok verimli tabii, bir gübre. Bu, yani evet. Ben kendi arazilerimden birini ektim. Hı. Yaklaşık 35 bu arkadan böyle fırlatan bir sistem var. Bizim orada ziraat yani, odaları, Hayrabolu ziraat odaları. Burada da var, burada da. Onlar kiralıyorlar uygun fiyata. Çok büyük. Çok faydalı bir şey. Evet evet. Ondan sonra biz aldık, şey yaptık. Şu anda yani buğday ektim. Buğday verimliliğini 800-850 kilo tabii, falan bekliyoruz dönümde. Tabii. Siz buralarda alamazsınız onu da. Yok yok. Siz kaç kilo alıyorsunuz buğdayı? Valla biz buğday pek, doğru düz buğday eken de yok yani. Arpa? Arpa burada pek olmuyor. Arpa da olmuyor. Ha, mısır? Arpa olmuyor. Mısır oluyor. Mısır tane mısır oluyor. Alabiliyor musunuz? Tane değil, sılacı için. Daha önce biz büyükbaşta yaptığımız için sılacı için denedik. Yani sılaca iyi oluyor. Tane sılacı olmuyor mu? Tane. Zaman mı yetişmiyor? Yani taneyi hiç denemedik de olur sılacı olur tane. Da olur yani. Sılacı için yaptık oluyor yani. Bayağı oluyor yani. Tane de olabilir. Evet. O zaman genelde buranın şeyi daha çok böyle ot, korunga, yonca. Yonca evet. Tarzı şeyler. He, yani hayvanın, genelde yonca, genelde yoncadır. Hayvanın kaba yemini alma imkanı var yani. Yani yonca. Kaba yemini aldığın zaman zaten bir şekilde rahatlıyorsun. En şey doğru yapıyorsun. Yoncadır yani. En doğru yoncadır. Hayvan bez şeyi açısından. Ya yoncayı ben biraz şey buluyorum yani lüks Türkiye için. Çünkü çok pahalı. Doğru. Yani kendimiz, kendin üretirsen. Ama şu içeride gördüğüm yoncaya hasta oldum. Yani değil mi? Hayran oldum. Yani muhteşem bir yonca. Yani o güzel. Öyle bir yoncayı yaparsan hiç sırtın yere gelmez. İnan bana. Kartlaşmadan pişirmiş. Fazla evet, kartlaşmadan. Evet, yaprakları üstünde bir kere her şeyden hemen. Ve yemyeşil kurutulmuş. Yani en önemli özelliği o. Ve inan bana o yonca sadece onu hayvana ver o bile yeter. Yani o güzel. Ben şimdi daha yeni bu sene yonca ektiğim için daha yetişmemiş benim yoncalar. O yüzden satın almak zorunda kaldım. İşte o dediğim acı olan arkadaşlar. O ekiyor. Onda var yani. 700-800 dönüm yonca ekiyor. Satıyor yani bu. Kendisi. Şöyle bir bakalım tekrardan. Şu
Şöyle içeride devam edelim. Tekrar içeride hayvanlarımız ne yaptı? Şöyle genel bir gelelim. Evet. Şimdi bu tarafta kıl keçileri var. Bu tarafta kıl keçileri var. Bunlar doğurmuş olanlar mı oluyor? Bunlar doğurmuş olanlar. Yani şu sahneler doğurmuş. Diğer yavruları kıl keçileri içeride. Hı-hı. Yavruları içeride. Anneler de burada. Yavrular zaten bu kıl keçisinin son derece sağlıklı. Evet. Şu. Ama gördüğüm kadarıyla sen sahneleri kapatıyorsun. Kıl keçinin yavrularını anneleriyle beraber bırakıyorsun. Şu büyük olduğu için bu onlar daha bu bir aylıktan fazladır. Ondan yani onun altına emdiriyorum sürekli. Ben onları şey yapmıyorum zaten. Büyüsün ya. Evet. Sahneler de daha şey yani daha bir hafta 10 günlük olduğu için altına salamıyorsun. Hayvanlar vurur bu sefer. Anladım. Ondan vurmasa da salacağım dibine. Bunlar da büyüdüğü için bunlar da yavru herhalde. Bunlar önceden doğmuş. Birazcık onlar doğumun geniş ortamda olacak gibi gözüküyor. Yani toplu doğum olmayacak gibi gözüküyor. Yok yok aralıklı. Bu sürekli teke üzerinde içerisinde olduğu için öyle yani bir şimdi doğuma başladılar mı şeyler bu kıl keçileri arka arkaya peş peşe doğururlar onlar. Evet. Bu ayda doğumları olur. Onların kıl keçilerini. Kıl keçi ama sen yılda bir kere doğurtacaksın keçiyi herhalde. Tabii evet. Bir sefer bir sefer. Genelde keçinin zaten genel şeyi o. Yani o. Peki İki sefer zaten sağımı ne zamana kadar yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bunlar Mart'ta kuzlarlarsa Nisan Mayıs'a kadar emdirme dönemi olur. Mayıs'a evet. kadar. Mayıs'tan sonra sağım başlar. Mayıs'tan sonra sağım. Hı-hı. Ne zamana kadar gider sağım? Ekim'e kadar, Kasım'a kadar sağılır. Sağarsın. Evet, Kasım'a kadar sağılır. Keçi sağılır, koyun gibi değil çünkü çekilmiyor. Evet. Kasım'a kadar sağılıyor. Yani azaltsa da sütü yine sağılır yani. Sen hesap yapmışsındır. Kaç litre süt almayı planlıyorsun sen bunlardan? Yani bunlar kıl keçisi fazla süt vermez. 1 kilo, 1,5 kilo. Sahnen evet. en fazla 2 kilo. 2,5 pek nadir olur. Yani içinde iyi keçi olursa. Kıl keçisi de 1 kilo, 1,5'tan fazla vermez kıl keçisi öyle. Yani ortalama demek ki ortalama hayvan başı 1,5 litre gibi. Yani bir litre, 1,5 litre işte 125 keçin olsa işte ortalama en düşük 150 kilo deriz işte 150 kilo süt alırız. 150 kilo süt alırız. Evet, yani ortalama en düşük yani. Bunu da zaten Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dedik 6 ay 5 ay sağsan. Evet. Yani 5 ay gibi bir sürede sağarsan ayda 4,5 ton süt. Yani tabii her ay böyle 1 litre gitmeyecek. Sonra azalıyor yani, da yavaş yavaş. Güzel doğru azalır. 5 ay boyunca sağdığın zaman 4 kere 5 20 diyelim. Yani yaklaşık 18-20 ton civarı bir süt almayı hedefliyorsun. Yani düşünüyoruz. Hayırlısı artık. 18-20 bin litre süt alsan 4 liradan satmayı başarırsan 4 liradır. 2-4-8 80 bin lira para toplar değil yani. Mi? Allah bin bereket versin. 80 bin lira para toplar. Oğlakları da satarsan yani biraz da oğlaklardan alırız. Seni bu 120 tane hayvan gül gibi geçindirir. Yani 120 tane hayvandır. Bunun 20 100 tanesi ortalama ikiz doğursa 200 tane de bunların gıdıkları olur. 500 evet. liradan da onları satarım tanesini. Tamam. Kaç tane? 200 tane mi? Evet. Evet. 500 liradan satsan 100 lira, 2 kere 5, 10. 100 lira da onlar yapar. Yengem de yardım ediyor sana değil mi? Evet, yengem tabii. de geldi. Evet, o ediyor, devamlı o işin ediyor. İçinde. Çok ediyor, güzel ediyor, yardım ediyor. Çok güzel. Zaten yardım çok etmedim güzel. Olmaz o. Yalnız başına olmaz bu. Evet. Sizi sürekli izliyoruz. Yengeme versene mikrofonu bir şey dedi. Duyalım onu da. Diyor, yengem diyor ver yengeme ver bir şey olmaz ver. Ben gideceğim az söyle çift. Ne söylüyorsan yengecim sen de kadınlara. Vallahi biraz çiftçilere. Biliyorsun kadınlar sizi, seni dinliyor. Sizi biz sizi diyor. Çok sürekli biz izliyoruz. Gerçekten. Bir de şey yani biraz çiftçilere biraz yardımcı olsunlar devlet. Evet. Çok zor durumdayız borcumuz çok. Burayı yaptık bir sürü borçlandık. Öyle Allah yardımcınız olsun. Sağ olun vallahi çok kötü yani durumumuz. Ama ne güzel yavaş yavaş işi götürüyorsunuz götüreceksiniz. Devletin bazı destekleri var. Zaten onlardan yararlanıyorsunuz. Yani, oluyor, yani oluyor, tabii, işi oluyor. Doğru yaparsan iş evet. sizi götürecek. Öyle doğru. İş yani sizi götürecek. Devlet yani evet söylüyoruz. Bazı şeyleri söylüyoruz. Şu yapılsın tavsiyelerde bulunuyoruz. Ve gerçekten
bizi izliyorlar. Bakın evet. Burada şu anda biz konuşuyorsak sadece burada sizin gibi insanlar değil, aynı zamanda devletimizin yetkilileri de izliyor. Evet. Ve izledikleri zaman ne eksik var, ne gedik var, onlara bakıyorlar ve ona göre cevap vermeye çalışıyorlar. Tabii hani her şeye cevap veremeyebiliyorlar ama doğru. Bizlerde de eksikler var. Doğru, yani evet. Biz bazen her şeyi devletten bekliyoruz. Devlet, devlet, tabii, devlet. Tabii, ama tabii, evet, senden olacak. Ha, bizden olması lazım. Doğrudur. Ha Kerim. Yani sen evet. Hiçbir şeyi teşekkür ederim. Sen hiçbir şey yapamıyorsan yani biraz da sıkıntı sendedir yani. Mikrofonu tutarsan ha. Değil mi yani? Evet. Yani şimdi her şeyi devlet sana verse de yani şimdi sana devlet verdi. Sen hakkından gelemedin yani şimdi. Ne, o zaman ne olacak? Ne olacak? Değil mi? Verdiğin de aklından gelenmedinse ne olacak? Şimdi ne yaparsan yap en önemli şey şu. İşi seveceksin. Seveceksin. Sevmeden zaten yapamazsın. Yapamazsın. Tabii, bak sevmez. Sen seviyorsun. Yenge seviyor. Tabii. Bir şekilde işin içindesiniz. Dolayısıyla bu güzel bir şey. Şimdi yani. Benim sana soracağım soru şu. Sen şimdi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan bir vatandaş olarak ve bu keçiciliği yapan birisi olarak senin buradan bu yöredeki insanlara, çünkü hayvancılık gelişmesi de lazım. Tabii tabii. Öneriyor musun, tavsiye ediyor musun ve neler söylemek istersin mesela? Yani hayvancılık güzel. Tamam, zorlukları var fakat yani iyi bir şeydir. Yani hiç bence en azı gidip başkasına çalışmazsansa kendine çalışmak bence daha mantıklı. Bravo. En önemli yani, söylediğin şey bu. Yani. Kendinin patronu oluyorsun. Yani kendine başkasına çalışacağına yani kendine sonra yani, kendin gidip fabrika işçisi olduğun zaman burada kazanacağın parayı gene kazanamazsın. Yani şimdi aslında daha doğrusu yani bu işin tabi ticareti önemlidir. Yalnız birinci önemli olanın sevmesidir. Sevmezsen yapamazsın. Olmaz. Her şeyin başında yani, mutluluk geliyor, sevmek yani, geliyor. Yani ben şimdi yıllardır mesela 30 yıldan fazla da taşımacılık yapıyorum. Yani artık pek sevmemeye başladım. Sevmiyorsun. Yoruldun iyice. Yani. Sevmemeye başladım. Hayvan daha bana yani şey geldi. Şey insan taşımacılığı mı? Evet, evet, evet. Şey minibüs falan evet, mı? Evet, evet. Kopardık yani. Bir de sizin bu Ovacık'ın bir özelliği var. Bedava bir otobüsünüz de var değil mi? Evet, evet var. O size sıkıntı veriyor mu o bedava otobüs? Yok canım, niye versin? O da iyi bir şey değil mi? Tabii o da bir şey. Vatandaş da faydalanıyor. Vatandaşı faydalanıyor. Yani. Ama sen de kendi işini çevirdin. Ya sohbetimizin sonuna geldik. İşte 45 dakika bir anda dolup gidiyor, bitti. Evet. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Yani sağ olun, ayaklarınıza rica sağlık. Ederiz. Evet, çok, değerli çok, izleyiciler yani. Bir programın daha sonuna geldik. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.